Anadolu'nun bozkırında bir dağ köyünde peygamber mesleğiyle uğraşan Hasan sadece keçileriyle ilgilenmekle kalmıyor. Aynı zamanda bir sosyal medya içerik üreticisi. Peki Hasan'ın ilham veren hikayesi nasıl başladı? Şimdi sizi Hasan'ın Toros Dağları'nın ardında yaşadığı küçük dağ köyüne götüreceğiz. Ben Hasan Ay, 1990 doğumluyum. Konya Bozkır, Karacahisar köyünde yaşıyorum. Anadolu'da Zaman kanalından değil, Anadolu Ajansı'ndan selamlar. Karacahisar köyü, Bozkır'ın en küçük köylerinden bir tanesi. Burada hayvancılıkla uğraşıyoruz. Keçilerimiz var, ineklerimiz var, köpekler var, kediler, tavuklar, hepsi var. Hayvan üretimi yapıyoruz. Peynir, tereyağı, süt. Şu anda da yayladayız. Bu dönem yayla mevsimi. Doğdum doğalı annem babam bu işin içinde. Bir dönem ben İstanbul'a şehir hayatında da yaşadım. İstanbul'a çalışmaya gittim. 10 sene kaldım. Orada tekstilde çalışıyordum, gömlek dikiyorduk. Tekstilde çalışırken patronun kızıyla nişanlandım. Anlaşamadık, ayrıldık. O ara maaşa zam bir şey son da oldu, işten de çıkardılar. Sonra bir haftalığına köye geldim. Köye gideyim, yardım edeyim, orada boş durmak, yatmaktansa dedim. Köye geldim, baktım kış dönemiydi, keçiler yavruluyor, doğum esnası ahır karışık. İşler bayağı zor, kargış, yağış çok. Dedim bahar gelsin, hayvanlar büyüsün, oğlaklar büyüsün. O zaman gideyim çalışmaya tekrar dedim. Bahar geldi, kurban dönemi geliyordu. Kurbanlıklara ayrı gidiyoruz, besliyoruz. Kurbanlıklara da gideyim, kurban kesimini de yapayım, öyle gideyim dedim. Sonra babamın bir yüz kısaltıcı değil de böyle bir davası vardı kurbandan sonra. O sonuçlandı, ceza aldı 4,5 ay. Dedim ki o çıkınca gideyim artık. Yani olacak ya, arka arkasına geliyor. Sonra sosyal medya işine devam ettik. Şu anda hala devam ediyorum. Babam da geldi, ailecek bu işi devam ettiriyoruz. Günlük yaşantımı paylaşıyorum, videolara döküyorum. Nasıl peynir yapıyoruz, nasıl tereyağı yapıyoruz, kışın nasıl hayvanları besliyoruz, yazın nasıl besliyoruz. Dönem dönem, mevsim mevsim videolar çekerek paylaşıyorum. İnsanlar da bunu görüyor. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hasan, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu da yeni arkadaş. Bunun ismi Gomis arkadaşlar. Ben bu işe başladığımda herkes şunu diyordu. Ya her gün niye çekiyorsun? Her gün aynı şeyi çekiyorsun diyorlardı. Sonra izlenmeye başladı. İnsanların sevdiği ortaya çıktı. Yani mesajlar, yorumlar gelmeye başladı. Çevremdeki insanlar da alıştı. Onların da hoşuna gitmeye başladı. Yani benim hayatımı değiştirdi. Tuhaf oluyorum yani. İnsanlar benimle resim çektirmek isteyince bile yani bir insan değişik bir tuhaf oluyor ama biz eski Hasan'ız. Bizim başka bir köyde ben ineklerle, hayvanlarla otlatırken karşılaştım. Dağın başında bir tane amca var, tek başına yaşıyor. Yani bana videolarda da çekmiştim, anlattığı hikayeler yurt dışında da yaşamış. Aslında memleketimizin ne kadar güzel olduğundan bahsediyor ve yapılması gerekenlerden, insanların düşüncesi, şehir hayatıyla köy hayatının farkını anlattığı bir videoda bayağı bir etkilenmiştim. Yani şehirlerde her gün bir anda milyonlarca kontak basılıyor demişti. Yani onun salgıladığı gaz şehirlerde bir yere gitmiyor, insanların ciğerlerine gidiyor demişti. Biz burada çok avantajlıyız bu konuda. Ondan bahsetmişti. O beni bayağı bir etkilemişti. Öyle video çekerken zorlandığım, tabii ki tek olduğum için hem iş yapıp hem video çekmesi biraz zor oluyor. Ama izleyiciler sevdiği için de mecburen yapmak zorundayız yani. Biz bu işe başladıysak devam ettireceğiz. Hayvanlarını otlatırken dünyayı öğrenen Hasan, yayla kokusuna bulanıp gün gün olgunlaşıyor. Can yoldaşlarında görüp hayrete düştüklerini kendi hayatına yol diye çizmeye devam ediyor. Çobanlıkta dağlardasın, yalnızsın. Yani daha çok düşünme vaktin oluyor, daha çok anlama vaktin oluyor.
hayvanları görerek, hayvanların birbirlerine davranışlarını görerek daha da bir, mesela hayvanlar bunu yapabiliyorsa biz insanlar niye bu kadar acımasız olmuşuz diyebiliyoruz yani. Her sene, her dönemde doğum yapıyor hayvanlar. Doğum yaptığında annelerinin yavrularını ne kadar çok sahiplenmesi bile insanı etkileyebiliyor. Yani onlara ilgileri, alakaları, sahiplenmeleri, kıskanmaları, onları beslerken ince davranmaları bile yani beni etkiliyor. Eskiden teknoloji zayıftı. Şu anda ben drone kullanıyorum. Hayvanlar kayboldu mu, yani o imkanım var. Salıyorum, bakıyorum, güdebiliyorum onunla. Eskiye göre şu anda kayıp daha az. Göremediğin yeri drone'la 5 dakikada, 10 dakikada uçarak görebiliyorsun. Hayvanların az çok nerede olduğunu tespit edebiliyorsun. O imkanı var şu anda drone'un bana faydası olarak. Ben bir gün ineklerimiz kayıptı. Onları aramaya gittiğimde yani bizim davar keçi sürüsünden çok daha fazla bir domuz sürüsüyle karşılaşmıştım. O bayağı bir ilginçti. Dağın her yeri domuzdu. Onun da görüntüleri almıştım. Drone'la da bayağı çekim yapmıştım. O bayağı ilginçti. Ya 350 belki daha fazlaydı yani. Drone'la havadan da çektiğim için videolarda da var, bayağı vardı yani 300-350 tane. Zaten her yeri patika yolu yapmışlar gide gele. Hayvancılık geçmişten gelen bir şey. Taşıması, senin de seyahat göç edebildiği için her zaman hayvancılık yapılmış. O tedaviler de kurt yaraladı mı, geçmişten gelen tedaviler var. Onları uyguluyoruz. Gerekeni yapıyoruz. Yaşarsa yaşatmaya çalışırız yani. Yaşaması da yapacağımız bir şey olmuyor. Ya şu anda eskiye göre yani geçmişe göre yok ki yani. Her şey var köyde. Her imkan var. Yani teknoloji, sistem ona göre iyi yani. Eski gibi değil mesela. Eskiden burada hiçbir hayvanın barınağı olmazdı. Dağda yaşardı. Sel oldu mu, yağmurun altında kaldı mı kalırdı. Şimdi öyle ahır var. Hayvan konusunda satış sıkıntısı yok. Eskiye göre şu 5 yıldır bile farklı yani. Kazanç elde edebiliyorsun. Emeğinin karşılığını alabiliyorsun. Bir de kendi işin. İleride daha çok mesela daha çok üretim yapabilirsin. Doğal ürün üretmek, pazarlamak, insanlara ulaştırmak. Hem de memlekete faydalı üretmek. Yani hem insanlar için hem memleketimiz için olmazsa olmaz. Onu yapmak istiyorum. Daha çok üretmek. Gözlerindeki o ışıltıyı gördünüz mü? Çabaladıkça karşılığını bulmanın verdiği huzuru, o kahvaltı sofralarının bereketiyle gülen yüzünü, sözlerini dinlediniz. Ya o söyleyemediklerini de duydunuz mu? Hiç yalana gerek yok. Biz bu işten, sosyal medya işinden kazanç sağladık. Hem işimizi yaptık hem sağladık. Bizim avantajımız o. Ekstra bir şey yapmıyoruz. Hem işimizi yapıyoruz hem video çekip kazanç sağlıyoruz. Yani arabamız yoktu. Arabamızı aldık. Sağ olsun izleyiciler, hepsine teşekkür ederiz buradan. Yani şimdi daha rahat arabamıza gidip gelebiliyoruz. Hayvanımızı götürüp getirebiliyoruz yani. O konuda yiğit öldür, izleyicilerin hakkını yeme demişler. Öncelikle size teşekkür ederim. Buraya kadar, dağın başına kadar gelip bizle çekim yaptığınız için. İzleyicilerine de çok teşekkür ederim. Abone olurlarsa da seviniriz. Olmazlarsa da canlar sağ olsun, ne diyelim. Bu Çoban Hasan'ın hikayesi. Bu Anadolu'da zamanın hikayesi. Aslında bu hayvancılığın en büyük sorunu olan konuya değineceğiz. Kızlar, hiç kusura bakmayın, kızmayın da bize. Hayvancılığı bitiren Türkiye'de benim görüşüm kızlar, bayanlar. Hayvancı diyorlar, evlenmiyorlar. Keçiye bakıyorlar diyorlar, evlenmiyorlar. Almıyorlar. Yani milyonlarca geliri dahi olsa hayvancılık yapan biriyle kızlar evlenmek istemiyor. Bu bir gerçek. En büyük sorunumuz bu.